YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün oldukça lezzetli bir çorba tarifim var. Bizim evde çok sevilen, çok sık yaptığım çorba tariflerinden biri. Hemen yapılışıyla başlayalım. 4 parça tavuk baget kullanıyorum. Onları haşlıyorum. Bol suyla. Kalan suyu daha sonra çorbanın yapımında kullanacağım. Bol sebzeli, tavuklu, şehriyeli çok güzel bir çorba tarifi. 2 tane havuç, 1 tane kabak, 1 tane kırmızı biber, 1 tane patates. Kış mevsiminde olduğumuz için kabak yerine kereviz kullanabilirsiniz veya kabak eklemeden de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz farklı sebzeler varsa küçük küçük doğrayıp onları da ekleyebilirsiniz. Hepsini mümkün olduğunca aynı büyüklükte küçük küçük küp küp doğrayalım. Ben bir önceki yaptığımda kereviz kullandım. Kereviz bu çorbaya çok yakışıyor, tavuklu çorbalara. Seviyorsanız çok büyük olmayan bir kereviz veya yarım kerevizi küçük küçük doğrayıp çorbaya ekleyebilirsiniz. Terbiye ile yapılan ama ununu başta kavurup yaptım. Çok lezzetli bir tarif. Bu arada tavuklar haşlandı, onları didikledim. Şimdi çorbayı birleştirme kısmına geçelim. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereye aldım. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu tarife en güzel lezzet katan aşamalardan biri unun kavrulması. Zaten unu nerede kavurursanız kesinlikle lezzetini çok artıran bir şey. Ben güzelce kavurdum, yakmadan un kokuları çıkmaya başladı. Daha sonra küçük küçük doğradığım sebzeleri ekledim. Bir süre 2-3 dakika sebzeleri de kavurdum. Zaten küçük oldukları için suyu eklemeden önce de yarı yarıya neredeyse pişmişlerdi. Güzelce kavuralım. Bir küçük kase şehriye ekledim. Tel şehriye. Şehriyeleri de biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu ekliyorum. Suyu tabi göz kararı ekledim. Yoğunluğunu siz daha koyu veya daha akışkan seviyorsanız kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim tavuk suyum yeterli geldi ama yetmezse normal sıcak su ekleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ama ara ara karıştırıp kıvamını kontrol ediyorum. Bu arada terbiye için bir yumurta sarısı, bir bütün limon. Bunu bu aşamada eklemedim. Sadece çorbaya bir katılık katsın istemedim açıkçası. Unun kavrulmuş olması da çorbaya çok güzel bir aroma katıyor. O yüzden bunu en başta kullandım. Didiklediğim tavukları da ekledim. Bu arada sebzeler tamamen pişti. Şehriye tamamen pişti. Tavuğu son aşamada ekliyorum. Çorbanın suyundan biraz alıp limonlu yumurtalı karışıma ekliyorum. Kesilmemesi için güzelce çırpıyorum. Bu sos, daha doğrusu terbiye, düğün çorbası yaparken de kullanıyorum. Çorbalara çok yakışıyor yumurta sarısı ve limon. Eklemeden de yapabilirsiniz ama güzel bir lezzet, aroma katıyor. Son olarak da ince doğradığım bir avuç kadar maydanozu ekledim. Tavuklu çorbalara maydanoz da çok yakışıyor. Bol malzemeli, taneli bir çorba. Aslında yemek gibi. Çok doyurucu, çok sağlıklı ve oldukça lezzetli. Kıvamını biz bu şekilde seviyoruz. Dediğim gibi daha akışkan veya daha koyu seviyorsanız su miktarını ayarlayabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir çorba denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada yorumlarınızı da bekliyorum. Sayfamda çok fazla çorba tarifleri paylaşmıyorum. Daha önce de çok fazla paylaşmadım. Yeni tarifler gelsin isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Bizim favori çorba tariflerimizden biriydi. Bugün de sizler için çok detaylı videoya çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.